Asgari ücret 4253 lira. Artan fiyatlar ve yükselen enflasyonla birlikte akıllara acaba ara zam yapılır mı düşüncesi geliyor. Bizler de mikrofonlarımızı Çorumlu vatandaşlarımıza uzattık. 20 senedir Cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetti. 20 senedir bize elinden geldiği kadar en iyi şekilde, layık bir şekilde yönetmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı bize neyi layık görüyorsa ben ona razıyım. Adam gibi adam illede Recep Tayyip Erdoğan. Belki yapar, belki yapmaz, bilemem burasını. Peki size göre yapılmalı mı? Yapılsa iyi olur. Niçin? Bu vatandaş zor durumda. Vallahi siyasetçilerin işlerine pek karışmak istemem de yapılması lazım. Biraz fazla geçti yani, verilen zamın üzerine geçti zamlar. Yani ara zam bekliyorsunuz. Olması lazım. Yapılmalı bence. Geçim zor. Ben bir kamu personeli olarak ben dahi geçimde zorlanıyorsam asgari ücretle çalışan vay haline. Geçim zor, gerçekten zor. Yani ikinci bir zam olsa iyi olur. Yapılmalı, her şey arttı. O da maaş da artsın. Tabii. Yapılan zam eridi gitti zaten zamlarına. Onun için zam, maaşa da zam olsun ki milletin gücü yetsin alacağını. Geç bile kaldı. Sandığım bir şey yok ki, kalmadı ki bir şey. Markete gidilmiyor ki artık. Marketten alınacak bir şey kaldı mı? Çuvalın şekeri geçen gün baktım 720 lira olmuş. Daha ne söylenecek ki? Yapılmalı. Yapılmalı oğlum. Yani çok zor durumdayız. Geçinemiyoruz. Yani millet çok zor durumda yani. Hepimizi yani. Asgari ücret yetmiyor yani. 4250 lira asgari ücret şu anda. Yeterli mi değil ama şartta, ekonomi şartlarda belli. Dünyadaki ekonomi şartlar, sıkıntılar belli. Biraz daha sabredeceğiz. Ama tabii iyileştirme olur mu? Bu tamamen devlete bağlamamak gerekiyor. Biraz da işverenlerin fedakarlık etmesi gerekiyor. Yani değerlendirmem bu şekilde olabilir yani. Ara zam yapılmalı da yapacak bütçede para var mı ona bakmalı. Peki ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Vatandaşın beklentisi çok. %100'ün üstünde enflasyon var memlekette. Verdikleri %25 emekliye mesela veya öbürüne %36. Ona göre enflasyon oranı da ezdirmeyecekse %70'e yakın şey lazım. Zam yapılması lazım. Doğru mu? Yani matematiksel hesaplar ortada. Yaşantı da ortada. Yani yapılmalı diyorsun. Tabii ama TÜİK rakamlarına bakarsan yapılmamalı. Onlar daha iyisini bilirler. Ne diyorlarsa biz onlara inanırız. Bir halk olarak yapılmasını ister miydin? Yani yapılırsa iyi olur tabii şu anki duruma göre. Olmalı. Peki niçin? Niçin? Ortamı biliyorum. Bakalım. Bu yüzden olmalı. Herhalde yapılmalı. Fiyatları görüyorsunuz. Yapılması gerekir bence. Yapılsın. Yeter mi asgari ücret? İki kişi çalışıyorsun, yetiremiyorsun. Evin kira olunca 1 milyar. Yeter mi kızım? Yetmez. Allah yardımcımız olsun. Yapılmalı, daha fazla yapılmalı. Nasıl? Ne kadarlık bir yüksek ilişki? Verdi, kepçeğini aldı, daha ne yapılacak? Ama bu kış peynirlere bile az. Tamam, aynen öyle yaz. Ama kesmeyin, koyun. Tamam, bile az bunlara. Ama hala verecek yine. Yine millet verecek oyu. Olmalı, kesinlikle olmalı, evet. Gerçekten şartlar zorlaştı. Evet, biz zam bekliyoruz yani. Biz emekliler 3000 lira alıyoruz, asgari ücretten daha da 1-200 aşağı alıyoruz. Biz nasıl geçineceğiz? Asgari ücrete de yapsın, emekliye de eşit yapsın ki herkes şey yapsın yani. Adaletli olsun. Ya her taraf pahalı. 4 katına çıktı her şey. Emekliler biz nasıl geçineceğiz? Köye gidemiyoruz. Avrupa'nın emeklisi tatile geliyor Türkiye'ye. Biz emekliler köye gidemiyoruz. Nasıl geçineceğiz? Çalışmazsak geçinemiyoruz. Vallahi bize de yapsın. Herkese eşit davransın. Yani. Adaletli olsun. Ara zam yapılsa dahi şu anda alt tabaka ve orta tabakayı kurtaracak bir zam olmayacaktır. Olsa dahi orta tabaka ve alt tabaka ezilecektir. Ben AK Parti'ye oy veren biri ve üyesi olan biri olarak şu anda diyorum ki kesinlikle verilmeli ama tatmin edici olarak verilmeli. Ha şu da var, bu pahalılık olarak düşünürsek bunu hükümet olarak baz almayalım. Ben yurt dışında uzun süre yaşayan biri olarak şu anda hayat şartları orada da çok pahalı. Aynı sıkıntı, aynı sistem orada da var. Orada daha pahalı bir hayat var.
yaşantı olarak, vatandaş olarak. Türkiye kısmen oraya göre tabii ki çok pahalı. Her zaman için ezilen alt tabakadır, kazanan üst tabakadır. Ama burada sıkıntı, Türkiye'de acı olan bir 3 tane markete, 5 tane markete gücün yetmemesi. Acı olan bu. Şimdi asgari ücret ara zam yapsan bile kızım zenginler vermiyor ki, boşuna zorluyor musun? Vermiyor ki. Yani çoğu iş yerleri vermiyor. Yavrum ben fabrikalarda çavuşluk yapıyorum. Çorum'da. Onlar zaten bu yani asgari ücret zaten vermiyorlar ki, neyin hesabını yapıyorum. He? Asgari ücretin yani asgari ücreti fiyatı vermiyor ki. İşin gücüne göre biraz farklı veriyor, biraz aşağı veriliyor. Çok ağır görürse üstüne çıkıyor. Ağır görürse aşağı iniyor yani. Dengelemiyorlar. Zenginler dengelemez. Şimdi inan ben dün geldim Avrupa'dan. 50 senedir oradayım. İnan en ucuzu burası. En ucuzu Türkiye. Buranın ekonomik şartları bütün dünyanın her yerinden iyi burası. Ucuz. Sen bakma. Orada daha pahalı. Yani maaşlar hem az. Buranın maaşları da güzel, insanları da güzel, memleketimiz de güzel. Birbirine saygı göstereceğim, birbirini sevmedikçe, saygı göstermedikçe iman etmezsin. Türkiye'miz yaşanacak yer. Gerçekten en ucuzu Türkiye dünyada.